okuduktan da başlamak üzere ve başladı. Evet, Facebook'tan izleyenlere de merhaba, iyi akşamlar. Instagram'dan izleyenlere çok sevgiler, saygılar. Şunu da şöyle bir düzeltelim bakalım. Bugün pazar, yalnız yapıyorum. Arkadaşlarımızın hepsini evlerine geç de olsa gönderdim dostlarımı. Değerli dostlarım, iyi akşamlar diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Mardin'den biraz önce geldik. Mardin'de ne vardı? Mardin'de Türkiye Barolar Birliği Genç Avukatlar Kurultayımız vardı. Çok güzel geçti, çok başarılı geçti. Genç avukatların muazzam sorunları var. Avukat sayısındaki artış, bütün mücadelemize rağmen sınavın bir türlü getirilmeyişi, hukuk fakültelerinin kalitesinin düşüklüğü, OHAL şartları altında giderek avukata yönelik çok ağır engellemelerin meydana gelmesi. Zaten genel bir zihniyettir. Avukat işlerin önündeki engel gibi görünür. Çünkü avukat hak arar, hak korur. Savcı iddia eder, suçlar, görevidir. Hakim yargılar, mahkum edebilir, görevidir. Burada bu sistemde vatandaşı koruyan bir tek kişi vardır, avukattır o kişi. Vatandaşımız da yeteri kadar sahip çıkmazsa avukata, bu tabii bizi yıpratıyor, üzüyor. Her yerde büyük sorunlar yaşıyoruz. El birliğiyle bunları aşacağımıza ben inanıyorum zaman içerisinde. Evet, Mardin'deydik. Mardin'de bu sorunları konuştuk. Çözüm önerileri geliştirdik. Ve dündü bu. Bugün Mardin'de sabah çok erken kalktık. Ve Dara şehrine gittik. Dara şehri antik bir şehir. 4000 yıllık tarihi var sevgili dostlarım. Bir köy şu anda. Köyde bizi Dara Antik Şehri'ni gezdirdiler. Genç meslektaşlarımızla birlikte olduk. Orada halkla kucaklaştık, sohbet ettik. Yeni dostlar edindim. Bu dostlarımı size tanıtmak istiyorum. Fotoğraflarını da hem Instagram'dan hem Facebook'tan bulabilirsiniz. Handan, Mahmut, Doğan, Mahzum ve Yılmaz. Bu dostlarımızın adı. Bunlar evlatlar, can evlatlar. Yılmaz en büyükleri. 10. sınıfta okuyor ve avukat olmak istediğini söyledi. İnşallah hukukçu olur. Oradan da avukat olur. Kendisine elbette tüm desteğimizi vereceğiz. Tüm çocuklarımıza vermek istiyoruz. Nasıl pırıl pırıllar, nasıl canlar. Bu çocuklarımızı hepsini kazanmamız lazım, bağrımıza basmamız lazım. Devletimiz mücadele ediyor, büyük mücadele ediyor. Askerimiz, polisimiz, milli eğitimimiz, kaymakamlarımız, valilerimiz, devlet büyük mücadele ediyor. Türkiye'ye bu bölücü terör örgütünün verdiği zararın haddi hesabı yok, gerçekten haddi hesabı yok. Ama buna rağmen devletimizin mutlaka ve mutlaka şiddete karşı olanla şiddet yanlısını, teröristle vatandaşı birbirinden dikkatle, çok daha dikkatle ayırması lazım. İşte bunun için sevgili dostlarım, hukukun üstünlüğü gerekiyor. Bunun için adil yargılama gerekiyor. Bunun için güvenilir yargılama gerekiyor. Bunun için mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı, siyasi iktidardan emir ve talimat alamaması. Bu böyle bir sistemin, güvenceli bir sistemin yaratılması gerekiyor. El birliğiyle yapacağız. Ben o kadar umutluyum ki, her zaman umutluyum. Çünkü Mustafa Kemal'in dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz Mustafa Kemal'in evlatlarıyız. Sadece resimlerine bakarak Atatürkçü olmayız biz. Biz yaptığını, dediğini takip ederiz. Onun izinden yürümeye gayret ederiz bütün gücümüzle. Ve umudumuzu da hiçbir zaman kaybetmedik. Bunun da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Milletçe aldığımızı düşünüyorum. Buradan tekrar Handan'ın, Mahmut'un, Doğan'ın, Mahsun'un ve Yılmaz'ın gözlerinden öpüyorum. Yüreklerinden öpüyorum. Ne olursunuz fotoğraflarına gidin bakın.
o güzel canların, o ciğer parelerin fotoğraflarına bakın. Şarkılarla bizi karşıladılar. Ve kendisi geldi. Handan kendisi geldi. Ben sana dedi bir şarkı söylemek istiyorum dedi. Şarkısını söyledi. İnanılmaz. Sonra yanıma geldiler. Hepsi kucağıma oturdular. Ne dedik biliyor musunuz? Mardin'de, Dara köyünde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır dedik. Hep birlikte o çocuklarla yaşatacağız. Değerli dostlarım, her türlü ırkçılığa karşıyız, bölücülüğe karşıyız, mezhepçiliğe karşıyız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün anladığı şekilde bir milliyetçilik anlayışının takipçisiyiz. Bu anlamda milli devletçiyiz. Elbette üniter devletçiyiz. Ve sevgili dostlarım, bunu yaptığımız takdirde Orta Doğu'da bugün paramparça olmuş olan barışı da sağlayabileceğimize ben inanıyorum. 4000 yıllık Dara kentinde yaşadıklarımız, 4000 yıllık kültüre gittik ve o kültürden damıtılmış tertemiz insanları da orada gördük. Biz iç içe geçmiş, kaynaşmış, farklılıkları zenginlik olan ama farklılıkları zenginliktir diye de çok fazla ortak noktasını unutmayan bir kitleyiz. Hep şöyle düşünüyorum. Son zamanlarda bize farklılıklarımız zenginliktir, farklılıklarımız zenginliktir dediler. Doğru ama ortak noktalarımızın, kaderde birliğimizin, kederde birliğimizin, kıvançta birliğimizin altını çizmezsek eğer, bu vatanı birlikte sahiplendiğimizi kabullenmezsek eğer, farklılıklarımız zenginliğimiz olmaz. Farklılıklarımız ayrılma sebebi olur. İnanın, Doğu'yu, Güneydoğu'yu çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak size söylüyorum. Türkiye'de ayrılmak isteyen hiç kimse yok. Bölücü terör örgütüyle, şiddet yanlısıyla çok rica ediyorum vatandaşımızı birbirinden ayıralım. Devletimizi sahiplenelim ama hangi devleti istediğimizi de söyleyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesini yazdığı, koyduğu, yurtta barış, dünyada barış diyen, herkese vatandaş olarak kucak açan, şefkatli, yargısına güvenilir, adil yargılama yapan, keyfilikten uzak duran, merkeze insanı koyan, laik, çoğulcu demokrasiye sahip, inançlara saygılı, İnsanların ibadetlerine saygılı, insanların kendilerini geliştirmelerini sağlamayı kendisine görev bilmiş olan bir devleti başımızın tacı yaparız. Devlet düşmanlarına da sonuna kadar ama sonuna kadar karşıyız. Bize düşman olan devlet düşmanlarının bu düşmanlığını da bir madalya gibi göğsümüzde taşırız. Sonra Dara'dan çıktık. Çok güzel hislerle çıktık Dara'dan. Ve Nusaybin'e gittik. Nusaybin büyük sıkıntılar çekmişti. Nusaybin'de hain örgüt biliyorsunuz hendekler kazmıştı. Çok şehit verdik Nusaybin'de. Nusaybin'i görmek istedik. Nusaybin nedir, ne haldedir diye. Ben ve genç arkadaşlarımla birlikte kalktık Nusaybin'e gittik. Sıfır noktasına gittik. Sıfır noktası. Sıfır noktası tam karşınızda mayınlı alan. Mayınlı alanın hemen arkasında Türkiye'nin çektiği bu IŞİD'lilerin, PKK'lıların girmesini önlemek için çektiği kocaman duvar. Duvarın önünde servis yolu. Oradan bir yerden baktık. Tablo şu, bir tarafta Suriye Merkezi Devleti'nin bayrağı dalgalanıyor, Esad'ın bayrağı dalgalanıyor. Hemen yanında, az ötesinde, yani böyle yürüyüş mesafesinde hain örgütün liderinin, çete reisinin posterleri dalgalanıyor, az ötesinde sınırın. Ve orada da YPG'nin bayrakları var. Türk ordusu teyakkuzda. Gurur duydum evlatlarla.
Belirli aralıklarla kulelerimiz yapılmış, tanklarımız hazır bekliyor, obus bataryalarımız hazır bekliyor. Gerçekten hani sınırda kuş uçurtulmuyor deniyor ya, termal kameralarla her yer izleniyor. Aslan gibi evlatlarımız. Allah güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Bir daha söylüyorum. Bundan bazıları rahatsız olmuş. Çok hoşuma gitti. Rahatsız olmalarından, rahatsızlık duymalarından çok büyük mutluluk duydum. Onu söyleyeyim. Duymayanlar varsa söyleyeyim. Hani daha fazla rahatsız olacak olan varsa. Terörle mücadele akıllı olur. Teröristle mücadele silahlı olur. Terörist size silah sıkıyorsa, sivilinize, vatandaşınıza, askerinize, polisinize silah sıkıyorsa, üstünüze bomba yüklü araçlarla geliyorsa, o teröristle mücadeleyi gül ikram ederek yapamazsınız. Ya da gel kardeşim, ya ne kadar haklısın bizi vurmakla, gel seninle bunu konuşalım diye bir yol olmaz. Böyle bir müzakere falan olmaz. Ha, bunu söylediğim için ben faşist miyim? Hayır, ben devletini seven bir insanım. Ben böyle yetiştim, sizler de böyle yetiştiniz. Ama terörle mücadele akıllı olur. Bu akıl bize şunu söylüyor. Vatandaşına sahip çık. Etnik ayrımcılık yapma, yaptırtma. Hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten, dinden, siyasi düşünceden olursa olsun kucakla, hizmet götür, düşman gibi bakma. Herkese kanun önünde eşitlik ilkesini istisnasız uygula. İşte bize bunu söylüyor. Duygusal olarak bölme, duygusal olarak parçalama insanları diyor. Ve bunu nasıl yaparız? İşte burada biz hukukçuların mutlaka dinlenmesi gereken sözü şu. Yargının güvenilir kılınması lazım. Yargının inanılır kılınması lazım. Bunun için adil, tarafsız, dışarıdan müdahaleye kapalı bir yargıyı el birliğiyle oluşturmak zorundayız. Değerli dostlarım, sizden ricam, ben şu an Ankara'ya geldim, siz neredesiniz yazın. Çok hoşuma gidiyor. Bunları okuyorum, öğreniyorum. Neredesiniz diye merak ediyorum. Küfredenler var. Bence etmeyin. Çünkü küfrettiğiniz zaman burada kendi seviyesizliğiniz ortaya çıkıyor ve burası son derece düzeyli bir yer. Bu kadar düzeyli bir sohbeti küfrederek izleyeceğinize gidin, başka programlar var, televizyon açın, niye burayı açıyorsunuz? O zaman küfrederek beni izleyeceklere diyorum ki herhalde para alıyorsunuz, seyrediyorsunuz. Olabilir, bu da bir geçim kaynağıysa paranızı alın. Ama yazıktır yani, kendinize yazık. Çünkü bana ettiğiniz küfürlerin bir zararı yok. Kendinize var, kendi seviyesizliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Değerli dostlarım, Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik biliyorsunuz dün. Çok üzüldük. Bugün cenazesi vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün oturdum yolda, onun eski videolarını telefondan seyrettim. Ekran başında yaşadığım heyecanları bir daha yaşadım. Yüreğimize sokmuştuk biz Naim Süleymanoğlu'nu. Bir süredir ortalıkta yoktu. Aktif sporu bıraktıktan sonra çekilmişti. Ama öyle büyük gururlar yaşattı ki. Ve o gurura o kadar ihtiyacımız vardı ki o dönemde. Silkinmeye o kadar çok ihtiyacımız vardı ki. Hele hele Bulgaristan'da eziyet gören Türklerin o kadar büyük bir desteğe ihtiyacı vardı ki. Naim Süleymanoğlu sadece halterde ağırlıkları kaldırmadı. Türk milletinin üzerine çöken karabasanları kaldırdı. Bulgaristan'daki Türklerin üzerine çöken karabasanları kaldırdı. Hepimizin idolü oldu. Bulgaristan'daki Türklerin de idolü oldu. Muhteşem bir sporcuydu. Allah rahmet eylesin. Milletimiz onu bağrına bastı. Yüreğine defnetti. Işıklar içinde uyusun. Allah rahmet eylesin. Değerli izleyenler,
Hep soruyorsunuz, gördüm. Birkaç gündür soruyorsunuz. OHAL'le ilgili bir gelişme var bugün. OHAL komisyonuna, ne bu OHAL komisyonu? Hani KYK'nın ekinde insanları ihraç ettiler, rütbelerini aldılar vesaire. OHAL komisyonuna tam okuyorum 102.432 başvuru olmuş. Çok büyük bir sayı tabii. Ve komisyonun raportörleri, tetkik görevlileri varmış ama idari bir komisyon bu. Bir hukukçu olarak tabii ben idari komisyonlara tarafsız diye yaklaşamam. Sonuçlarını görmemiz lazım. Bu OHAL'deki idari başvuruları alacak olan komisyon 2 hafta sonra ilk başvurularla ilgili, yani ilk başvurularla ilgili ilk sonuçlarını vermeye başlayacakmış. Tabii sayı o kadar çok ki, bu komisyonun sayısı da o kadar az ki, bana sanki günü kurtarmak gibi geliyor. İnşallah değildir. Veya bu uyarıyı alır siyasi yetkililer ve komisyonun sayısını mı arttırır, raportör sayısını mı arttırır? Bir an önce bunların, bu başvuruların eritilmesi lazım. Ama doğru eritilmesi lazım. Ondan sonra da yargı yoluna gidilecek bu komisyonun kararlarına karşı. OHAL KHK'larına karşı yargı yolunu kapadı biliyorsunuz maalesef. Onlarla da ihraçlara bir yere gidilemiyor. İnsanlar belki üstüne halık silktiği için rahatsız olmuş olan komşusunun iftirasıyla, belki bir akademisyen önünü tıkadığı düşüncesiyle, kıskançlıkla, belki F tipi suç örgütünün gerçek elemanları işi bulandırmak için bir sürü insanı da bu şekilde ihbar etmiş olabilirler. İdare bunları bir şekilde eledi, dokudu, ayıkladı ama ne kadar yapılabilmiş olabilir bilmiyorum. Çünkü devletin çivisini gerçekten çıkarmışlardı. F tipi suç örgütüyle el ele, diz dize, göz göze iş yaparken. Ve o yüzden de sayılar bu buralara vardı. Bu arada tabii yine görüyorum bazı bana sataşmalar var. Buyurun sataşın. Ama ben söyleyeceklerimi söylemek zorundayım. Benim ciddiye aldığım sizsiniz, büyük kitle, burayı candan izleyenler, yüreğimde taşıdığım insanlar. Küfredenlere ya etmezseniz daha iyi olur diyorum. Bir de bir şey rica ediyorum sizden. Benim söylediğim ve söylemediğim her şey Facebook'taki mavi tikli hesabımda var. Instagram'da pek yok. Instagram daha farklı bir mecra. Facebook'taki mavi tikli hesabımda var sevgili dostlarım. Bir de benim bir web sitem var. metinfeyzioğlu.com diye. Orası da oldukça güncel. Orada da var. O yüzden lütfen bir takım sığ siyasi menfaatlerin peşinde olan insanların benim demediğim sözleri 3 satır alıntı yaparak başlattığı karalama kampanyaları yerine bu adam ne demiş ona bakın. Yine kızın bana kızacaksınız. Eleştirin onları başımın üstüne. Ama bir insanı söylemediği ya da bambaşka bir çerçeve içerisinde söylediği sözlerden dolayı karalamak, karalamaya katılmak güdülmektir. Güdülmek ne demek? Hani bir başkasının gütmesiyle, yönlendirmesiyle hakaret edenler kervanına katılmaktır değerli arkadaşlar. Ben düşünmemizi istiyorum. Bana da inanmayın. Söylediklerimi sadece değerlendirin. Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Veya konferanslarda genç arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Anlatıyorum. En sonunda diyorum ki bu söylediklerime inanmayın. Bu söylediklerimi düşünün. Düşündükten sonra eğer sizin düşünceniz haline gelirse bu söylediklerim, siz bunlara sahip çıkarsanız o zaman bu benim düşüncem olmaktan çıkar, sizin düşünceniz olmaya başlar ve hiç kimse sizin elinizden o inandığınız düşünceleri, ilkeleri söküp alamaz. Benim düşüncem olursa onu alırlar ama siz düşünüp doğru bu derseniz bu artık sizin düşünceniz olur.
söylemediğim sözlerden dolayı ya da bambaşka bir konsepte söylediğim sözlerden dolayı birileri, bazı ucuz karalamacılar bir şey başlattılar biliyorsunuz birkaç gün önce. Hala onunla ilgili sorular geldiği için söylüyorum burada. Hiç demediğim ama merak edenler var, yine söyleyeyim burada. Biliyorsunuz açlık grevi yapan iki öğretmen var. Bir akademisyen, bir öğretmen. Onunla ilgili bana sorulan soru da söylediğim şu. Girmeyecektim ama sorulduğu için söylüyorum. Soruları arka arkaya söyledim. Oda TV'de de yazdım. Aylardır da bunu söylüyorum. Kısa kısa söyleyeyim. Madde 1, açlık grevi suç değildir dedim. Suç değildir. Buna itirazı varsa, bilmiyorum bana hakaret edenlerin. Açlık grevi yapıyor olmak terör örgütü üyeliğinin delili olmaz dedim. Peki, KHK ile ihraçlara karşı mutlaka yargı yolunun açılması lazımdır. Açılmaması yanlış olmuştur dedim. 3, 4, KHK ile işinden atılma sorunu iki kişinin sorunu değil, 100.000 kişinin üstündeki insanın sorunudur dedim. İşte gördünüz 102.432 başvuru olmuş. Buna duygusal yaklaşamayız dedim. Söylediğim bu. Duygusal yaklaşamam ben bu meseleye. Üstelik ben bu iki kişinin siyasi dünyasından değilim. Olmak zorunda da değilim. Kusura bakmayın. Ama suç işlemediklerini, en azından bu delillerin bir suça vücut vermediğini söyledim orada. Bu evlat edinme meselesi bu. Öyle geldi soru, öyle cevap verdim. Yani evlat edinecek, karşılıklı evlat edinecek, evlat edinecek bir duygusallık içinde olmamı beklemeyin. Ama bunlar suç işlemedi dedim. Bu deliller suça vücut vermez dedim. Peki, şimdi sevgili arkadaşlar, dostlarım, bana bu saldıranların derdi, bu iki kişinin tahliye olması, kurtulması, beraat etmesi olsa ne derler? Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 27 yıllık ceza hukukçusu, ceza profesörü, ceza avukatı, hukukçu. Bunlarla aynı siyasi düşüncede olmadığını söylemesine rağmen diyor ki suç yok. İyi niyetli olsalar bunu kullanırlar. Ama o kadar kötüler, o kadar kötü niyetliler ki iki kelimeyi cımbızlayıp bundan saldırıyorlar. Bundan saldırıyorlar. İki kelimeyi cımbızlayıp saldırıyorlar. O iki kelimede de kötü bir şey yok. Ondan sonra da bir kısmı ayıbını örtmek için Feyzioğlu çark etti diyor. Hayır, açın YouTube'da var. 40. dakikadan itibaren bu konu var. Kendi kararınızı kendiniz verin. Daha da fazla bu konuda konuşmak istemiyorum ama bir turnusol kağıdı oldu. Bunların derdi baskıyla mücadele etmek değil. Bunların derdi totaliterleşen, otoriterleşen bir yapıyla mücadele etmek değil. Bunların derdi üniter devletten yana, milli devletten yana, 80 milyonu kucaklamaktan yana ama aynı zamanda ben cumhuriyetçiyim diyen, aynı zamanda ben Atatürk'ün anladığı anlamda milliyetçiyim diyen bir insanı karalamak ve toplumun gözünden düşürmeye çalışmaktan ibaret. Başaramadılar, başaramazlar. O kadar çok geldiler ki bunlar bugüne kadar, bu yaşıma kadar. O kadar çok bunlarla karşı karşıya kaldık. Hiç başaramadılar. Gönlünüzde ferah tutun. Bu attıkları çamur, içinde durdukları o çukura, attıkları yerden geri dönüyor, kendi tepelerine yapışıyor. Allah büyüktür, daha da fazla yapıştığını görürüz. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri var, daha ilk tur yapılacak. İsmail Kahraman, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı. Bir kez daha söylüyorum, ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun. İsmail Kahraman gibi, ağzından çıkan her şey yakın zamana kadar, Atatürk'e karşı olan, Atatürk'e karşıtlığı bayrak gibi elinde taşıyan birini
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Yüce Meclis'in başkanlık koltuğuna oturtup, sonra da Atatürk hepimizin milli değeridir, partiler üstüdür falan demeyin. Atatürk partiler üstüdür ama bunu yapanların da anlamadığı, anlamak istemediği bir insandır. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya anlamış durumda. Bugün gördüğüm, sıfır noktasında Nusaybin'de gördüğüm, bir tarafta Esad'ın bayrağı, 10 metre, 20 metre yanında PKK'nın Suriye kolu YPG'nin bayrağı, ırkçı, mezhepçi, darmadağın olmuş bir Suriye, darmadağın olmuş bir Irak, Mustafa Kemal Atatürk'e sövüp sayanlar, gitsinler, ben götürmeye hazırım onları Nusaybin'de, o gittiğim tepeye. Oradan baktıklarında Atatürk'e ellerini açıp ağız dolusu bir Fatiha okumuyorlarsa, içlerinde zerre kadar insanlık da yoktur, vicdan da yoktur. İsmail Kahraman Beyefendi'yi Atatürk'e düşmanlık yaptığı için, Atatürk'ü her fırsatta zararlı olarak gösterdiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına aday gösterilmesini anlamıyorum ve kınıyorum. Güzel bir haberimiz var. Köpek sahiplerle ilgili. Ben kedi sahibiyim. Köpek sahibi. Ben köpek sahibi, yani evimde köpeğim yok. Dışarıda Türkiye Barolar Birliği'nde iki kangalımız var. Kangallarımızı besliyoruz. Köpek sahipleri daha uzun yaşıyormuş. En azından kalp ve damar hastalığından rahatsızlıkları asgari seviyedeymiş. Çünkü yürütüyor tabii köpek. Bugünkü Ekonomist'te, daha doğrusu bugünkü değil de bu haftaki Ekonomist'te, yarın yeni sayısı çıkacak. Türkiye ile ilgili mutlaka haberler var. Bu haberde turizmle ilgili, turizmin ne kadar aslında maalesef kötü gittiğine ilişkin, İranlı turistlerin Türkiye'yi, örneğin Van'ı çok tercih ettiğini anlatıyor. Şöyle bir çarpıcı ifade kullanmış Ekonomist. İranlılar Türkiye'ye özgürlüğün tadını almak için koşarak geliyorlar. Ve İran'da da artık eskisi kadar katı uygulamalar yok. Ama ne hikmetse İranlıların özgürlük için koşarak geldikleri Türkiye'de bazıları bu özgürlüklerden vazgeçip bağnaz bir toplum hayatına dönmeye çalışıyor. Şöyle yaklaşalım meseleye. Hiç kimsenin hayatına, yaşayış biçimine karışma hakkı yok. İçkisini içen vardır, içkisini içmeyen vardır. El ele gezen vardır sevdiğiyle, el ele gezmeyen vardır. Bunlara karışma hakkına sahip değiliz. İnsanların kılığına, kıyafetine karışma hakkına sahip değiliz. Ben kişisel hayatımda hiç bunu yapmadım. Sizlerin de yapmadığını düşünüyorum. Hele hele gençlerin böyle bir derdi yok. Daha büyük nesillerin bununla ilgili derdi var. Biz bunları aştık. Dayatmalarla bu iş olmuyor. Bunu bakın, İranlılar Türkiye'ye görece bir özgürlük için koşup geldiklerine göre, biz bu özgürlüğün kıymetini gelin çok iyi bilelim. Bu akşam saat 11.30 civarında Facebook hesabımda Dünya'dan kısa kısa yayınlanacak. Her hafta yayınlamaya çalışıyorum. Orada da göreceksinizdir. Trump, Ekonomist'te Trump eleştirilmiş. Dünyanın otoriter liderleriyle mecburen görüşmüyor, çok keyif aldığı için, bunların dostluğundan hoşlandığı için görüşüyor diye enteresan bir yorum yapılmış. Dünyada ne olduğuna dair kısa kısa haberleri okumak isterseniz değerli dostlarım, Facebook'ta gece yarısına doğru çıkacak. Fazıl Say'ın kitabını okuyorum bu ara. Size önermiştim. Akılla bir konuşmam oldu diye. Fazıl Say bu kitabın çoğunu uçaklarda yazmış, yolculuklarda yazmış. Son derece akıcı. Bir sayfasında şöyle diyor.
Bazı insanların diyor bir, bazılarının iki, bazılarının üç meziyeti. Dolayısıyla o kadar sıfatı vardır diyor. Benim diyor iki diyor. Ben besteciyim ve icracıyım diyor. Ben izninizle ve Fazıl Say'a da tüm sevgilerimi göndererek üçe üç olduğunu anladım. Besteci, icracı ve yazar. O kadar güzel yazmış, o kadar keyifli yazmış ki kitabı. Pazartesi gününe güzel başlamak için öğleyin fırsat bulalım ya da akşam fırsat bulalım. Fazıl Say'ın Akılla Bir Konuşmam Oldu kitabını alalım ve okumaya başlayalım diye öneriyorum. Hepinize yürek dolusu sevgiler sunuyorum. Nerede olduğunuzu yazdınız mı bakayım? Nerede olduğunuz benim için önemli. Türkiye'nin neresinden seyredildiğimiz önemli. Mümkünse lütfen bu yayınları Instagram'da duyuruluyor, nasıl paylaşılıyor biraz daha orada sıkıntılı ama Facebook'taki yayını da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Güzel bir pazar akşamı, yani pazar akşamının kalanının çok güzel geçmesini diliyorum. Üstümdekini soranlar var, nedir bu diye. Bu üstümdeki Perman Sarıyev kardeşim, ana vatanı Türkiye, ata vatanı Türkmenistan. Bu Türkmenistan milli formasının renkleri. Bugün bunu giymiştim. Karşınıza çıkarken çıkarmak istemedim. Çok hoşuma gitti bu. Bütün gün bundan, Mardin'de de bundan gezdim. Bugün de şimdi henüz çıkarmadım. Kucak dolusu sevgiler, saygılar size sunuyorum. Önce Instagram'ı bitiriyorum. Canlı videoyu bitir diyor. Paylaş diyorum. Şimdi de Berna Hanım merhabalar. Canan Hanım, Ülkü Mutlucan, Sabahat Erdem, Muammer Küçük Duran, hepinize sevgiler, saygılar. Fidan Türker, hepinizi kucaklıyorum. Yürek dolusu sevgiler sunuyorum. Benim için sahip olunacak en güzel makam, kabul ederseniz yüreğinizdir. Görüşmek üzere inşallah yarın.